bir kriter koyuyoruz partimizin adıyla birlikte. İyi insan olmak, güvenilir insan olmak. Sorun yok, hep birlikte oluruz. Varlığı da birlikte paylaşırız, sıkıntıyı da birlikte paylaşırız. Dışa dönük yaptığımız birkaç tane asli sorumluluğumuz ciddi manada bir denetim, muhalefet, Bursa'yı, Bursalıları, insanımızı ilgilendiren belki de vesile olup çözdüğümüz birkaç sorundan sonra insanların nasıl motive olduğunu, bir hedefe nasıl yöneldiğini zaman görüyoruz. Bir kadın düşünün, son nefesini verirken kanıyla "Benim için üzülmeyin, artık kurtuldum" yazabiliyor ve orada adalet harekete geçmiyorsa, toplumun vicdan bağları isyan etmiyorsa artık o toplumda hayat kalmamış demektir. Bir sivil toplum teşkilatındaydık. Ciddi bir mücadele sürüyordu. Bizim 30'a yakın mahkeme süreçlerimiz oldu, yapmış olduğumuz hakarma faaliyetlerinden dolayı. En yiğit gazetecilerden birisi Müyesser Yıldız tutuklanıyorsa, fakat basın örgütlerinden halen yeterli bir tepki yoksa o ülkede özgürlükten bahsetmek mümkün değildir. Yani sendikacıyken yapmadım ki, Allah nasip etsin siyasiyken yapmadım. Siyaset alanda oldu. Bize lüks, görkemli vesaire makam odaları lazım değil. Tamam, neredeyse orada olacağız. Merhum Mustafa Necati'nin ismi silinip yerine Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığı tescilli olan birinin adı verilirken toplum ses çıkarmıyorsa, aslında bizim cumhuriyetimiz korku cumhuriyetine dönüşmüş demektir. En masum farklı fikirleri bile tahammül gösteremeyen, fikirlere bile tahammül gösteremeyen bir iktidar tarafından yönetiliyoruz. Yani Amerika'yı bir daha keşfetmeyeceğiz. Bütün yasal mevzuat bizim gayret göstermemize müsait. Geriye kalan sevgiyi hakim kılmak, şevkle ve heyecanla gerçekten çalışmak. Bu nedenle Türk milletinin yeni kızıl elması demokrasidir. Yıldız gibi kaşları bir hal, sanki Mustafa Kemal bizim çocuklar.